Bu akşam sanırım değil mi ASO'nun daveti? Dün akşam mıydı? Peki. Evet, dün akşamdı. Neler var? Hangi izlenimler var? Dilersen oradan başlayalım. Dün akşamdan aslında çok önemli mesajlar var. Yani hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, hem Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Seyit Ardıç'ın ve Rıfat Hisarcıklıoğlu Odalar Birliği Başkanı'nın çok önemli mesajlar oldu. Bir kere şunu hemen belirtmek lazım. İş dünyası, yani Ankara'daki iş dünyası ekonomik programa tam desteğini açıkladı dün akşam. Ve her türlü katkıya, özveriye hazırız. Yeter ki bu enflasyon düşsün şeklinde. Cevdet Yılmaz'ın mesajları ilginçti. Özellikle bu yerel seçimlerle makroekonomik beklentilerin örtüştürülmesine, bununla ilişkilendirilmesine çok sert tepki gösterdi. Ya biz de seçimimizi Mayıs'ta yaptık. Bu bir yerel seçim, adı üstünde yerel seçim, illerin yöneticilerini seçiyoruz. Dolayısıyla ekonomik programla ilgili, ekonomik beklentilerle ilgili, seçim süreciyle ilgili göndermeleri yanlış bulduğunu söyledi. Ama tabii şunu hatırlatmamız lazım. Bu beklentinin, hani seçimden sonra ne olacak şeklindeki beklentilerin, Merkez Bankası'nın dezenflasyon programı olsun, maliyenin üzerinde çalıştığı mali programının olsun, hep seçim sonrası takvimi işaret edilerek yapılmasının getirdiği bir durum olduğunda bunu vurgulamamız gerekiyor. Cevdet Yılmaz'ın önemli bir vurgusu da enflasyonla ilgiliydi. Özellikle ilk iki ayda, yılın iki ayında beklentilerin üzerinde aylık artışlar yaşandığını enflasyonda söyledi. Ancak önümüzdeki dönemde hani aylık artışların azalarak gideceğini, yalnız yıllık bazdaki enflasyondaki düşüşün Haziran'dan itibaren, yani Haziran enflasyonunun Mehmet Şimşek de buna benzer bir açıklama yaptı. 3 Temmuz'da göreceğiz diye yıllık enflasyondaki düşüşü. Yine Cevdet Yılmaz özellikle bazı ekonomide eşikler var dedi. Bu eşikleri aşıyoruz dedi. İşte geçen yılki milli gelirin 1 trilyon dolar barajını aşmasına vurgu yaptıktan sonra da hem tek haneli enflasyon hem de Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak kişi başına 15 bin dolarlık milli gelir düzeyine ulaşılması için de 2026 yılını işaret etti. Bir de önemli bir bilgi daha verdi. Bu cari açığın 37,5 milyar dolara gerileyen 12 aylık birikimli cari açığın Mart ayında gelen öncü göstergelere göre 32-33 milyar dolara gerileyebileceği şeklinde bir izlenim aldığını da paylaştı. Tabii burada en önemli vurguyu tabii Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Odası Başkanı, ekonomik programı tam destek veriyoruz diye böyle kesin ifadelerle söyledi. Bunun Rıfat Hisarcıklıoğlu da bu yönde açıklamalarda bulundu. Bu kadar net bir desteğin ortaya çıkması tabii şimdi artık gözleri kamuya çevirdi. Yani kamuda bu kadar biz özveriye hazırız diyor iş dünyası. Tüm kesimleri de katkıya çağırıyor. İşte kamunun yapacağı özveri, bizim salonda bulunan iş insanlarıyla yaptığımız görüşmelerde de tamam biz destek vereceğiz ama kamuda tasarruflarıyla önümüzdeki dönemde atacağı adımlarla bu konudaki kararlılığını göstermeli dediler. Dün akşamın ilginç bir şeyi de tabii Ankara Sanayi Odası'nın 60. kuruluş yıl dönümü ödül törenleriydi. Ankara Sanayi Odası 2 ay önce bir Üretimin Ritmi Orkestrası, vurmalı sazlardan oluşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, vurmalı sazlar şefi Dinçer Özer'in şefliğini yaptığı bir vurmalı sazlar orkestrası kurmuş. 2. organize sanayi ağırlıklı ve hepsi de sanayide çalışan elemanların oluşturduğu. İlginç bir konser de verdiler iftardan sonra. Onu da dinledik. Tabii buradaki ritim vurgusu Atatürk'ün 1937'de açtığı Nazilli basma fabrikası. Tabii biz onu 2002'de kapattık. Ama bu fabrikayı açarken her fabrika bir kaledir deyip oradaki makinelerin çıkardığı sese yaptığı vurgudan esinlenmiş Ankara Sanayi Odası. Bir de önemli bir bilgi daha paylaşıldı. Ankara'da büyük bir sanayi teknoloji üssü kurmaya hazırlanıyor Ankara Sanayi Odası. 1,5 milyon metrekarelik bir alanda olacak. Onun da haberini aldık. Evet. Tabii şimdi enflasyonla ilgili beklentiler, hükümete ekonomik politikalarına verilen destekle ilgili net açıklamalar geldi iş dünyasından, ama beklentilerin devam ettiğini gördük. Kararlılıkla ilgili, özellikle ekonomik programın bundan sonraki seyriyle ilgili bir kapsamlı bir yol haritası beklentisi olduğunu da salondaki iş insanlarından aldık bu beklentiyi. Bu yol haritasının detaylı bir şekilde açıklanması ve takip edilmesini istiyor. Biz diyorlar özveriye hazırız, bu enflasyonu mutlaka düşürmemiz lazım. Ama ekonomi yönetiminin ne yapacağını, önümüzdeki dönemde ne olacağını, tabii bu hemen daha bu seçim olmadan Cumhurbaşkanı'nın görev süresiyle ilgili ve bunun bir seçim kararıyla yapılacağına ilişkin iktidar çevrelerinden gelen açıklamalar da bir rahatsızlık yaratmış durumda tabii iş dünyasında. Daha çok erken bulunuyor bu konular. Barış Esen, bizim Ankara'da konuştuğumuz konular bunlar bugünlerde. Çok teşekkürler Maruf Buzcugil. Ağzına sağlık, kolaylıklar diliyoruz. İyi günler olsun.